Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ceviz yaprağı topladım. Gerçi geç oldu ama tazelerini toplamaya çalıştım. Bir gündür bekliyor. Beklediği için böyle karardılar. Aslında tazeydiler. Tazelerini toplamaya çalıştım. İşte yıkadım. Bir el yıkadım. Şimdi burada natron karbonat koydum. Bir kahve kaşığı. Üzerine kaynar su dökeceğim. Çünkü yaprakları tekrar yıkayacağım. Bakterilerden, parazitlerden, pisliğinden iyice arındırmak için. Temiz arkadaşlar, bu lekeler kuruduğu için, beklediği için oldu. Ağaçlar yeşermeye başladığı zaman, yapraklar yeni yeni çıkmaya başladığı zaman toplarsanız daha iyi olur. Ben şimdi deneme amaçlı yapacağım. Şimdi karbonatlı suyumuzu kaynar su bir dökelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Suyum biraz soğudu. Kaynar suyum. Şimdi karıştıracağım. Diğerine soğuk su koyacağım. Yani bu su kaynar su ama soğutacağım. Soğuk su koyup soğutacağım. Litreye yakın su koydum. Şimdi karbonatlı suyumu koyacağım. Bütün meyve ve sebzelerinizi bu suyla yıkayınız arkadaşlar. Ya musluk suyundan ya da böyle karbonatlı suyla yıkayınız. Bütün mikroplardan arındırmış olacaksınız. Yani başka sirke falan kullanmayınız arkadaşlar kesinlikle. Sebzelerinizi, meyvelerinizi böyle natron karbonatlı suyla yıkayınız. Suyum soğuk. Şöyle gezdireceğim. Biraz bekleteceğim. Ellerim bu arada sarardı. Çünkü kokuma yani zerdeçal, zencefil her gün rendeliyorum. Bir fincan içiyoruz eşimle ben. Bir fincan içiyoruz. Limon da koyuyorum. Yarım limon sıkıyorum fincana. Zencefilleri, zerdeçalı rendeliyorum. Ve içiyoruz. Bu arada kuşburnu da topladım. Daha çok toplamam lazım. Kimse beni götürmüyor. Bulabildiğim yerlerden topladım. Onları da karbonatlı suda yıkayacağım arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım yani. Mikroplarından, yol kenarlarında falan toplamanız herhangi bir sakıncası yok. Bu karbonatlı suyla bütün mikropları arkadaşlar atıyorsunuz. Ceviz yapraklarını neden topladım? Kurutup parçalayacağım. Ondan sonra çay yapıp çayını içeceğim arkadaşlar. Birçok faydası var. Çeşitli uygulama alanlarında iyileştirici özellikleri sahiptir. Tanenleri, flavonoidleri, renklendirici glikositleri, juglan ve yüksek C vitamini içeriğiyle ceviz yapraklarını çok özel etkili kılar. Yapraklar ayrıca ten türünü yapabilirsiniz. Ten türünü banyo suyuna döküp öylece banyo yapabilirsiniz. Çay olarak içebilirsiniz. Cilt hastalıklarında aynı zamanda bir panzehir olarak ve mide ve bağırsak da kullanılır.
Ağacın uçucu yağları, sinekleri, sivrisinekleri, pireleri, güveleri, tahtakuruları ve diğer böcekleri iter. Bu nedenle ağacın parklara tercihen park yerlerine, kompost yığınlarının bulunduğu yerlere ekilmesi uygun olur. Yapraklar bir çay bardağına bir çay kaşığı kuru ceviz yaprağı ve kaynar su üzerine dökülüp 10 dakika bekletiliyor. Bekletildikten sonra süzüp içiyorsunuz arkadaşlar. Mide ve bağırsak nezlesini solucanlara, bağırsaklardaki solucanlar için çok iyi. Cilt hastalıkları için çok iyi. Özellikle ceviz ağacının bulunduğu yerlerde yabancı otlar olmamakta. Bu da önemli bir özelliği. Yaprağında bulunan özellikler tanen, flavonoidler, glikozitler, juklan yani C vitamini, absent, fanol, karboksilit asitler yani kafeit asit, galik, salisilik asit, askorbik asit ve uçucu yağlar yapraklarında bulunmakta. Bu nedenle ben de ne yapacağım? Kurutacağım, çayını yapıp içeceğim arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakınız. Diğer cevizlerin diğer özelliklerini de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hoşça kalınız.